Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde bir fiber kablo var. Bunlara phase konnektör çakımı deniyor. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bu sistemi ayrıca uzun bir videoda anlatacağım ben. Daha detaylı olarak. Bu sistem ne işe yarıyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şöyle bir fiberiniz var. Tek korlu. Bunu noktadan noktaya fiber çekimi için kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun ucunun nasıl hazırlandığını sizlere göstereceğiz. Kullandığımız aparatlar şöyle bir pençesi vardı az önce. Bu şekilde ucunu hazırladıktan sonra buna ne deniyor hocam? Kullanımda bata. Bu aslında phase konnektör bu. Aha. Phase konnektör mü şu anda? Daha... O da yardımcı aparat herhalde. Evet. Yani sonlandırmaya ihtiyaç duymadan daha doğrusu füzyon sonlandırmaya ihtiyaç duymadan yani füzyonsuz kablo sonlandırma diyebiliriz. Evet, aslında. Evet. SC konnektör tabii bu. İki ucu da SC konnektör. Hatta ben şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir fiberimiz var. Normalde 300 metrelik bir K6 düşünün. Bunun yaklaşık 5-6 katı yer kaplar. Burada noktadan noktaya bir fiber çekmek isterseniz iki ucu da SC konnektör olan bir fiberi bu şekilde çekebilirsiniz. Kullandığımız cihazlar da bunlar. Ben size şöyle sistemi göstereyim. Sistemimiz şu şekilde. İki tane aparatı var. Bunu daha detaylı videosunu yapacağım. Bu iki aparat ne yapıyor? Fiberi K6'ya dönüştürüyor. Herhangi bir SFP kullanmanıza gerek kalmıyor. Fiberimiz de şöyle. SC konnektörlü. Tabi bunda herhangi bir sorun oldu veya 500 metre bir fiber aldınız. Kestiniz ucunu. Yeniden çakmak istiyorsunuz. Hızlı bir füzyon işlemi var. Giriyorsunuz şurada bir aparatı var. Buradan açarak bunun sağlamlığını kontrol edebilirsiniz. Tekrardan çakma işlemi yapabilirsiniz. Hatta sıfırdan tekrardan gösterelim size işlemi. Öncelikle soyuyoruz. İki ucunda bakır koruyucu var. Kendi orijinal bir pensesi var. İkisini böyle direkt takıp çektiğiniz ama şu an elimizde olmadığı için olmadığını varsayıyoruz. Yan keskiyi de yapabiliyoruz. Bu kestiğimiz kısımlar şey koruyucu demir. İki tarafında koruyucu bu şekilde demirlerimiz var. Fiberimiz çıktı. Fiber aslında içinde çok ince bir kıl. Aslında içinde çok yer kaplamıyor. Şöyle fiber soyma makası var. Bunu bu şekilde soyuyoruz. Tabii bir ıslak mendille silmemiz gerekiyor tabii, değil mi? Alkol. Tabii alkol. Ben bir alkol vereyim size bir de peşine. Kullandığımız kesme aparatı bu. Bu 90 derece kesmeye yarıyor. Yani biraz zor bulacağınız alet bu. Tabii kendiniz yapmayıp direkt hazır bir şekilde iki ucunu da alabilirsiniz. İki ucu da SC şeyini alabilirsiniz. Bir şöyle fiber soyma aletimiz var. Görmüş olduğunuz üzere. Bu da fiberi istediğiniz kalınlıkta soymanızı yarayan bir alet. Pense. Şimdi tekrardan diğer ucunu da çaktık. Kesip. Böyle bir alt aparatı var. Bunu takıyoruz. Daha sonra şöyle bir üstünde aparat var. Tabii fiber çok hassas olduğu için bu işlemlerin hassas yapılması gerekiyor. Bunu da yerleştirdik. Bu aparatımızın ismi neydi hocam? Elimizdeki mavi şeyin. SC UPC phase konnektör diye geçer bu. SC UPC phase konnektör. Tabii cihazımızın desteklediği kısımda yine şöyle gösterelim kenardan. Şuraya SC modülü girdiği için fiberin bir ucu buraya giriyor. Diğer ucu da diğer cihaza bakın şöyle. Yaklaşık böyle point to point fiberle 800 hatta 20 km'ye kadar destekliyor değil mi hocam bu? Bu model 3 km ama bunun 25 km olan versiyonu da var. Hı hı. Ayrıca gigabit desteği var bunun. Şimdi sonlandırmayı yaptık. Bakın bu şekilde çalışsına dair ışığı alıyoruz. Bir tane LED yanıyor. Şöyle kaldırayım. Şöyle çektiğimiz zaman normalde power ışığı yanar ya. Bunu mesela çektik. Bakın bir ışık gitti. Şuradaki link ışığı gitti. FX ışığı yanıyor. Bunu taktığımız zaman daha oturmadan bile ışık yanmaya başlıyor. Tabii oturtmam lazım benim buraya. Oturtturdum. Işığı yandı. Artık bunu nasıl kullanacaksınız? Buradan interneti verdiniz diyelim. Takacaksınız buradan interneti. Buradan da bilgisayara bağlayacaksınız. Kullanacaksınız. Bu video sadece şu konnektörlerin sonlandırmasını göstermek amaçlı çekmiştim. Hani lazım olur da merak eden arkadaşlar olursa veya bu kabloyu aldınız ilk başta çalışmama gibi bir durum olursa muhtemelen şu sonlandırma tarafında bir çakarken hata olmuş olabilir. O da hızlıca 5 dakikada çözülebiliyor. Bu şekilde konnektörler kullanılıyor. Tabii bu konnektörleri bizim açmamamız gerekiyor herhalde geldikten sonra. Çünkü burada
Tabii, devam. Bozulma yani ihtimali var. Hazır bir şekilde geldiyse herhangi bir şekilde açmanıza gerek yok. Tabii kablo hazır bir şekilde gelmediyse size bu konnektörleri çakıp bu evet. şekilde. Bunda bir de hani hangi korduya şey yapmanıza gerek yok. Tek korda çalışan point to point bir fiber sistemi.